Melike'nin maceraları. Melike oyuncağını paylaşmak istemiyor. Uzman klinik psikolog Fazilet Seyitoğlu'nun kaleminden. Haydi bakalım. Merhaba. Ben Kumru. Sana anlatacaklarım var. Melike çok iyi kalpli bir çocuk. Aynı senin gibi. Ama ara sıra başı belaya girebiliyor. Korkabiliyor. Ve diğer çocuklar gibi anne ve babasıyla arası açılabiliyor. Anlaşamıyor. Ama her zaman anne ve babasıyla konuşarak uygun bir çözüm yöntemi de bulabiliyor. Belki senin de böyle yaşadığın sorunlar ve kendini kötü hissettiğin zamanlar vardır. Bu yüzden Melike'nin öyküsünü seninle paylaşacağım. Beni ve bu kitabı sana okuyanı dikkatle dinle. Umarım sen de Melike gibi problemlerini anne ve babanla güzelce çözersin. Seni seviyorum. Çok öptüm. Not. Bu arada ben kitabın bir yerine saklandım. Beni bulabilir misin? Güzel okumalar. Melike'nin bir bebeği var. Bu bir oyuncak bebek. Kendisine çok benziyor. Siyah saçlı, siyah gözlü. Babası ona benzediği için Melike'nin ikinci yaş gününde aldı bu bebeği. Melike o günden beri bebeğiyle birlikte uyuyor. Nereye gitse onu da yanında götürüyor. Bebeğin yanında olunca kendini güvende hissediyor. Bazı zamanlar onunla konuşuyor. En çok o bebeğiyle oynuyor. Bazı zamanlar onunla konuşuyor. En çok o bebeğiyle oynuyor. Onun arkadaşı gibi bazen. Elif olmaz dedi. Bebeğimi sana veremem. İstersen başka bir bebek var. Onu veririm. Ama Mia'yı sana veremem dedi. Elif, ama ben biraz onunla oynasam, evimde oynasam, yarın getiririm dedi Melike'ye. Melike, olmaz. O benim en sevdiğim bebeğim. Veremem dedi. Ardından ağlamaya başladı Melike. Elif de bebeği çekti elinden. Melike ise Elif'in saçını çekti. Elif de bağırmaya başladı. Kapı açıldı. Melike'nin annesiyle Elif'in annesi içeri girdiler. Melike mahcup olmuş ve utanmıştı. Saçları yanaklarından süzülüyordu. Elif annesine koştu. Elinde Melike'nin bebeği vardı. Anne, Melike saçımı çekti ve beni itti dedi. Melike, ama anne, bebeğimi istedi. Ben de hayır dedim. Olmaz dedim. Melike'nin annesi kızgındı. Melike annesi kızınca ondan korkardı. Melike, arkadaşının saçını çekmeden ve onu itmeden söyleyebilirdin, dedi annesi. Melike çok utanmıştı. Ama anne, dedi ve hıçkırarak kendini yatağa attı. Elif'in annesi, kızım, Melike oyuncağını paylaşmak istemiyor olabilir. Onu burada bırakmamız gerekiyor, dedi. Elif, ama anne, sadece bir gün bizde kalsın. Ben de bir gün o bebekle uyumak istiyorum, dedi. Elif'in annesi, belli ki bu Melike için çok değerli bir oyuncak. Bebeğiyle uyuyor, dedin. Bebeğiyle uyuyor dedin. Bence bebeği Melike'ye vermelisin, dedi. Melike'nin annesi ise, bence sen de Elif'ten özür dilemelisin, dedi. Melike yataktan doğruldu. Saçları birbirine karışmıştı. Gözleri ise kızarmıştı. Annesinin yanına geldi. Özür dilerim anneciğim, dedi. Annesi kızgındı. Arkadaşından özür dilemelisin anneciğim, dedi. Melike özür dilerim Elif, dedi. Elif'in annesi, Melike'nin bebeğini ona ver Elifciğim, dedi. Elif istemeyerek uzattı bebeği. Melike bebeğini kucağına alıp sarıldı ona. Bebeğini öptü.
Arkadaşlar ara sıra kavga edebilirler, dedi Elif'in annesi. Hadi birbirinize sarılın bakalım ve birbirinizi affedin, dedi. Melike ve Elif birbirlerine sarıldılar. Elif'in annesi, artık geç oldu, biz de kalkalım, dedi. Elif'in elinden tuttu ve o da, dedi. Annesi, bu bebeğini çok sevdiğini biliyorum. Bir dahaki sefer onu kaldırabilirsin. Paylaşmak istememeni anlayabiliyorum. Ama arkadaşının saçını çekip onu içmemeliydin Melike. Böyle bir davranışı bir daha istemiyorum, dedi. Melike, tamam anne, dedi. Beni seviyor musun, diye ekledi. Annesi, tabii ki seni seviyorum ve sana inanıyorum. Bir daha arkadaşının saçını çekmeyeceğine inanıyorum, dedi. Tamam anneciğim, söz veriyoruz. Bebeğim ve ben bir daha kimsenin saçını çekmeyeceğiz ve hiçbir arkadaşımızı itmeyeceğiz, dedi. Melike muzipçe gülerek. Sonra annesine, anne, bebeğim de söz verdi, duydun mu, diye sordu. Annesi, evet, duyabiliyorum, dedi Melike'ye göz kırparak. Melike bebeğine sarıldı, gece lambasını kapattı ve tatlı, mutlu bir uykuya daldı. Arkadaşlar, kitapta çok güzel bir yer hazırlamışlar. Senin de arkadaşına paylaşmak istemediğin bir oyuncağın var mı? Buraya resmini çizebilirsin. Bakın, kocaman yer yapmışlar. Çok güzel hazırlamışlar. Hazırlayana ellerine sağlık diyoruz.